Şimdi soruyorum değerli dostlar, kaç tane belediye barınağı, dost derneği barınağı gibi güvenli? Kaç tanesinde hayvansever insanlar çalışıyor? Allah aşkına bu hayvanların hepsi ağır travmalar yaşamış hayvanlar. Bazıları tecavüz mağduru, bazılarının bacağı baltayla kesilmiş, bazılarının bacakları tüfekle vurularak kopartılmış. Kediler de aynı şekilde. Hepsi travmalı canlılar bunlar. Ama bu kadar keyifli ve özgür olmaları burada çalışan insanlarla. Bu bizim sayemizde. Hangi belediye barınağının altyapısı buna uygun? Türkiye'de neredeyse hiçbirisinin altyapısı uygun değil. Belki de nadir. Bir tane çıkmaz belki de. Şimdi örnek gösterilen Konya Belediye Barınağı'yla Beykoz Belediye Barınağı'nın geçmişine bakın. Geçmişte Beykoz Belediye Barınağı Sarıyer Tepelerine hayvan atarken yakalandı. Ve açıklaması da şu oldu. Biz bunları Kısırkaya'ya götürüyorduk. Madem Kısırkaya'ya götürüyorsun, imkanın yok. O zaman nasıl örnek bir barınak olabilirsin? Konya Büyükşehir Belediyesi de Konya'nın ilçelerindeki hayvanları toplayıp sahiplendirme adı altında dağlara atmadılar mı? Geçmişteki videolara bakın arkadaşlar. 2020-2021'e bakın. Bu sene bir vaka duymuyoruz. İçeride çalışanlardan çünkü hiçbir şey çıkmıyor. Ümraniye Belediye Barınağı daha yenilerde hatırlıyorsanız. Örnek gösterilen barınaklar. Arkadaşlar hangisinin altyapısı uygun? Bakın bu yeni değil. Bu şimdi insanlar sanıyor ki Bitlis ve bu Adıyaman'da çıkan Kuduz vakalarından sonra böyle bir şey çıktı. Hayır arkadaşlar bu böyle değil. Dernekler bilir. Denetlemeye giren dernekler bizler gibi. 2021'in Aralık ayından beridir devam eden bir şey bu. Yıldırma politikasıyla sonunda buraya kadar geldik. Değerli arkadaşlar bu açıklamadan güç alan belediyeler olacak tabii ki. Ancak ilçe belediyelerinin bazılarının hiç barınağı yok. Peki bunlar ne yapacak? Alıp ölüme mi gönderecekler? Ölüme mi atacaklar? Lütfen sokağınızdaki canlılara sahip çıkın. Yasa ne diyor? Bir hayvan sokaktan alındıysa, yaralı, kazalı veya kısırlaştırmak için, rehabilite edilmesi için alındıysa belli bir yasal süresi var. O süre içerisinde geri sokağına bırakılmak zorundadır. Lütfen küpeli ve sağlıklı hayvanlara sahip çıkmaya çalışın. Bu sadece büyükşehir belediyeleri veya ilçe belediyeleri için değil. Bakın Adapazarı Belediyesi yeni bir yer yaptık diyorlar ama dışarıya çok iyi bir şekilde lanse ediliyor burası. Ancak arkadaşlar iç yapısı öyle değil. 2020'den beridir devam eden sistematik bir rezillik söz konusu burada da. Biliyorsunuz internete bir girin bir bakın. 4 aylık köpekleri kısırlaştırıyorlar ki daha fazla para alabilmek için devletten. Burası mı bakacak yani hayvanlara? Bana bir tane söyleyin altyapısı düzgün bir belediye barınağı. Bir tane bile çıkmayacaktır. Lütfen sokağınızdaki canlılara sahip çıkın arkadaşlar. Bu yeni bir şey değildi. En son Kuduz vakaları bu olayı patlatmış oldu.